NBA yaklaşık 3 hafta bitti. İkinci günden videosunda vakti geldi. Hızlıca da başlıyorum. NBA'nin 75. yılı bu sene ve NBA'de bunun için 75 oyuncudan oluşan bir top player listesi belirledi. Bu liste tabii hemen tartışmaları da başlattı. Ee, yani ilk bakışta giremeyenler konuşuldu. Hemen böyle ilk akla gelebilecek isimleri sayayım size. Clay Thompson, Dwight Howard, Ginobili, Tony Parker, Paul Gasol, Vince Carter, Chris Bosh, Kyle Irving, Ben Wallace, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo ve T-Mac gibi böyle çok hızlıca akla gelebilecek biraz daha son 20 yılın 25 yılın e, oyuncuları. Tabii daha eski dönemden de e, kaçan isimler ama benim hani yaşımın yet yettiği dönemde birebir izlediğim bir 30 yıllık bir periyot düşünebilirsek orada. Tabi onlara çok hakim değilim e, o yüzden hani böyle çok e, biliyormuş gibi detaylı girmek istemedim ama orada da eleştirilen birkaç isim var açıkçası. Peki yakın dönemden girmesi gereken ya da giremeyenler oldu mu? Bu da ayrı bir tartışma oldu. Özellikle de MVP olup son 10-15 sene içerisinde MVP olup Kadroya alınmayan bu 75 kişi arasına alınmayan iki oyuncu var. Derrick Rose ve Jokic. Tabi şimdi Derrick Rose'un sakatlık durumu onu çok geriye götürdü. Jokic'te de içinde çağ çok erken diye bir bakış açısı var. Yani açıkçası Jokic Derrick Rose'dan da önemli bir isim. Neden? Oyunun değiştiğini artık her e, koçta, da, oyuncuda kabul etti. Hala kabul edemeyenler var tek tük ama. Hatta spikerler bile artık ya oyunda işte evet üç, üçlük atıyoruz. Evet uzunlar üçlük atıyor falan. Geyini bile bayağı azalttılar bu sene. Mutluyum bu konuda. E, o yüzden yok hiç burada e, sadece şut ya da işte sadece e, oyunla ilgili değişiklikler. Bayağı pozisyonların artık öneminin yıkılmasıyla ilgili çok önemli değişikliklere yönlendirdi ligi. Artık her pozisyonda her oyuncunun farklı görevler alabileceğini, farklı roller alabileceğini, pozisyon isminden çok artık farklı tanımlamalara gidilmesi gerektiğini de en büyük kanıtı olan oyunculardan biri yok hiç. O yüzden açıkçası olması beni şaşırtmazdı ama kesin birçok Amerikalıyı şoka sokabilirdi. Herhalde o çok şok etkisinde istemediler. Ha Derrick Rose da olabilirdi. Bakalım belki ileride bir sonraki 100. yılda artık 25 yıl içerisinde 100 oyuncu daha seçilirse yani 100'e tamamlanırsa bu oyuncu listesi 25 oyuncu daha seçilecektir. Orada da potansiyeller tabii konuşuluyor. İşte Doncic muhtemelen olacaktır orada ki onun için de daha hani kanıtladığı bir şey olmadığı için bir şampiyonluk, bir MVP herhangi bir şey olmadığı için de bu listenin dışında kalması daha doğal duruyor ama kesin girecektir. Paul George, Rudy Gobert, Tatum, Clay Thompson. Clay Thompson hatta bu listede olması lazımdı bence ki birçok kişi de bunu tartışıyor. Kyrie Irving meh, belki sonraki 25 oyuncuya bir şeyler yap kanıtlayabilirse en azından kafasının sağda olduğunu gösterse yeterli. Kanıtlayacağı tek şey o bence artık hani başarısı değil. Trey Young, Joel Embiid, Devin Booker, Carl ve Donovan Mitchell gibi oyuncular da bir sonraki aşamada bu listeye girecektir. De tabii, bu arada ben bir ekrana vereyim. Ee, siz de detaylı bir görürsünüz. Ben de arkada konuşmaya devam edeceğim. Hatta bu listeden e, sizden de talep ediyorum bunu bu arada. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir 5 çıkartın. Bir paylaşın bakalım kimler hani koç olsanız ama şu gözle bakın. Siz bir koç olsanız nasıl bir takımla oynamak istersiniz? En iyilerini seçin istemiyorum. Siz nasıl bir takımla oynamak istersiniz? Ben şöyle bir 5 yaptım o açıdan. Curry, Jordan LeBron James, Larry Bird ve Yanis, Bence bu beşte ortalığın tozunu bayağı atabiliriz. Siz de bir bakın bakalım. Güzel beşlerinizi bekliyorum aşağıda yorumlara. Sezona geçelim. Sezonda neler oldu? Oyuncularla ilgili birkaç söyleyeceğim şey var. Tabii çok kötü başlayan oyuncular oldu. Bayağı kötü başlayan oyuncular oldu. Özellikle Harden gibi, Porter Junior gibi. Porter'da zaten bir sakatlık potansiyeli hep vardı. Belli ki orada başka sorunlar da var. Kafa olarak da çok hazır durmuyordu. O da kötü başladı. Darren Fox, Damian Lillard, Russell Westbrook zaten iyi başlamasını beklemiyorduk. Onun da olduğundan da kötü gözüküyor Lakers için. Ki son maçında dün geceki maçta Davis de hastalığından dolayı maçı yarım bırakınca Lakers Portland'a kaybetti. LeBron James de yoktu sahada. Yani Westbrook'un ikisi de yokken hiçbir etkisi olmadı takımı. Bu daha da kötü bir işaret ki bugün Lakers'ı takım olarak da kısa bir değinerek konuşacağım. İyi başlayanlar da var tabii. Çok e, iyi başlayanlar arasında Miles Bridges özellikle bu sene ciddi bir sıçrama yaptı. E, son maçta sallandı biraz ama geçmiş yıllarda bekliyordum ben bu sıçramayı Hatta şu sistemle de edebilirim. Geçen sene fantazi takımını alırken NBA'de e, Yahuda pardon. E, geçen sene de bir iyi bir sıçrama bekliyordum. Ha bir noktada toparlar gibi oldu ama ya da bu sene gibi bir patlama olmamıştı. Bu da bir sistemim olarak ekleyeyim kenara ama inşa böyle gider. E, ee, Charlotte için de önemli olacak. Dejan Tömer'i mükemmel gidiyor. Son 6 maçta 28-8 ortalamalara geldi. İki tarafta da mükemmel götürüyor oyunu. Onun dışında Paul George hani evet gergin yaşıyor sahada. Çok çok top kaybı yapıyor. Hatta topla ilgili söyleniyor. Birazdan da o konuya da geleceğim. Ama yine de Clippers'ı hani bu sene tek star olarak yanında yarım starlar ve askerlerle sürükleyecek oyuncu. E, yer yer hataları olsa da bence o da fena girmedi sezona. E, tabii bu iğmesini biraz daha toparıp top kayıplarını azaltarak devam etmesi gerekiyor. Tabi burada esas e, bir oyuncudan bahsetmek istiyorum iyi girenler arasında. Durant. Yani Durant şu anda 2 sayılık yüzdesinde %63.2 ile oynuyor. Bütün kariyerindeki en yüksek yüzde. inanılmaz oynuyor e, bu açıdan. Üçlük yüzdesi de zaten standardına yakın. Tabi şu an e, Harden'ın düşüklüğüyle beraber ona da biraz yük bindi ama eğer Durant böyle oynarken Harden da yükselirse Brooklyn için güzel günler gözükecek gibi. Aman kayrı dönmesin tabi onu bilmiyorum ne yapacaklar. E, ha bu arada Kairi ile ilgili de dönebilir falan deniyordu. E, New York belediyesi <laughs> valisi daha doğrusu e, aşıyla ilgili gündeme geldiğinde bu konu New York'ta şu an önlemlerin değişmeyeceğini, ileride de değişmesini beklenmediğini söylediler. O yüzden işi zor duruyor. Umarım takaslarlar. Onun için DeRozan çok iyi başladı ki bugün Bulls'ta konuşacağım biraz. Cole Anthony fena bir çıkış yapmadı. Ara ara sallansa da o da Orlando için ki yani Orlando'nun durumu zaten bu sezonda bir yere gidip gelecekleri yok ama Mo ile beraber ikisi de ki Mo çok daha ötesinde performans veriyor şu an Cole Anthony. İyi gidiyor. Cedi yakın dönemde bir altıncı adama evrildi ki komple rotasyon dışında kalmasından çok daha iyi bu arada. Ama kafama şu soru takılıyor. Cedi'nin bu kadar iyi şut attığı son birkaç maçtan bahsediyorum. Bir altıncı adamlık Cleveland'da gerekli mi yoksa başka bir takıma mı gitmeli? Bu açıkçası kafamda devamlı dönüyor. Yani şu anki Cleveland'ın böyle bir altıncı adama da ihtiyacı ne kadar var? Tabii ki orada Rubio da iyi iş yapıyor ama yani umarım takasını bu 6. adamlığını belki daha iddialı bir takıma taşısa Cedi'nin gelişimi için de daha doğrusu bu saatten sonra gelişiminden de çok olgunlaşması için diyelim. Çok daha iyi olabilir. İkisi de zaten Furkan'la beraber iki oyuncu da yine yazı çok iyi çalışarak devamlı şut ve skill gelişim üzerine çalışarak geçirmişlerdi. Bunun hakkını Furkan şu an daha iyi veriyor Philadelphia'da. Cedi de vermeye başladı. Daha iyi bir takıma gidebilir artık bu saatten sonra diyorum ama bakalım belli de olmaz. Belki Cleveland çok iyi e, yol almaya başlayacak. Bir iki sene içerisinde bir anda Cedi e, bir altıncı adam ödülünde buradan çıkarabilir. Bu sene zor ama. Bu sene altıncı adama peki kim aday olabilir? Tyler Hero. Bu çok iyi gidiyor. Geçen sezonki kötü performansı aslında ben yani Miami takımıyla da ilgili. Yani Miami geçen sene çok sıkıntılı durumdaydı çok yorgun durumdaydı. Çok fazla sakatlıkla uğraşıyordu. Ee, Jimmy Butler'ın üzerine yük bindikçe zaten e, çok yoğun bir sezondan çıkmışlardı. Bu işi beceremediler. Bu sene de tam tersi olarak başladılar. Hero da burada takımla beraber performansını yükseltti ve şu an en iyi 6. Adama, adama, çok ciddi bir aday. Bridges de e, en çok gelişme gösteren oyuncunun herhalde şu an en güçlü adaylarından biri. Carmelo'ya da bir değinmek istiyorum ki kendisini çok sevmem. Yani bir, bir takip edenler biliyor çok da eleştiririm yıllardır. Ama Carmelo da bu sene bir anda Lakers'ın aradığı üçlükçi oldu. İnanılmaz şu an %52,5'la üçlük atıyor. Ee, ve bunların daha da güzel %90'ı asistle gelen üçlükler. Ee, yıllardır aslında bununla bir 3-4 sene önce başlasaydı belki hatırlarsınız ilk e, ayrılacağı dönemde New York'tan ya da işte başka takımlar arasında gezerken işte ben ilk 5 oyuncusuyum, işte kenardan gelmem, öyle köşede bökleyip şu tatmam, şöyle yapmam, böyle yapmam derken evrildiği nokta öpe öpe burası oldu. Keşke buna daha erken başlasaydı. Ee, belki çok daha erken e, farklı başarılar uzanabilecekti. Bakalım umarım böyle gider. Tabi Lakers'ın şu an e, daha stabil bir şütürü de yok. O da ayrı bir konu. Ki Lakers'ı da konuşacağız birazcık. Tabi burada başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Demin bahsettim Paul George top konusunda şikayet ediyor Başka oyuncular da ediyor. Trae Young da etti biraz. Lillard da etti bu konuda. Tabi top bu sene Wilson'a geçti. Yıllarca Spalding topla oynadı oyuncular. Spalding'in NBA'ye özel yaptığı bir top vardı. Tabi benim hani NBA topuyla çok oynama şansım olmadı. Hani kendi oyunculuk, altyapı oyunculuk kariyerimde de sonra hani e Düzenli olarak arkadaş çevremde salonda yaptığım maçlarda da genelde Euroleague topu biz kullanıyorduk. TF1000 olarak geçen Spalding'in. O topa çok alışmıştık. O tam zaten Avrupa standartına uygun diğer toplarda yakındı. Ee, özellikle kompozit yapısı bayağı dolgundur onun ve çok rahat ele oturur aslında. Güzel bir toptur. Mesela Moltenlerin daha ince gelir dokunduğunuzda üstü daha böyle dolu dolu elinize oturmaz bir ilginç bir toptur yani Molten. O yüzden pek sevmezdim ama Spalding TF1 çok iyiydi. Bir kere NBA topuna dokunma şansım oldu bir yerde bulmuştum. Çok da pahalıydı o <laughs> zaman tabii Türkiye'de alamadık. Neyse uzatmayacağım. O topun dokusu tf e göre aşırı farklıydı. Çok daha böyle üstü yumuşak pudralı gibi böyle tuhaf bir dokusu vardı. Ve şeyi çok hissettiriyordu. Yani ele çok iyi oturduğunu çok iyi hissettiriyordu. Ama dediğim gibi çok performanslı oynayamadım. O yüzden şu empatiyi biraz kurabiliyorum. Tabii yani oyuncuların uzun süre özellikle alışkanlıklarına ki zaten basketbol alışkanlıklar oyunu ama topa alışıp belli ritüelleri, belli şut ritüellerini ona göre kurmuş oyuncularda bazen psikolojik olarak o hissiyat ters tepkiler verebiliyor. Hissiyat değişimi daha doğrusu. Paul George'u etkilemiş gibi ama tabii diğer oyuncuları etkilemedi mi? Bir yandan da çok iyi oynayan oyuncular da var. Ee, yani biraz bahane gibi geliyor bana ama bir noktada alışacaklardır. Topun belki ağırlık tepkisi, topu bir de yere daha sert vuran oyuncular ki Paul George da öyle bir oyuncu. Topu yere çok sert vuran bir oyuncu. Dripling esnasında. Belki onun da biraz topun tepkisine alıştığı zaman alışkanlığı artacaktır. Çok büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum ama belki Wilson'da e, biraz daha alışkanlıklarına yakın müdahaleler yapabilir e, topu geliştirirken. Ama burada asıl konu işte oyuncular topla şikayet edip bizim yüzlerimiz düştü top kaybı yapıyoruz dediler ama asıl konu biraz da yeni kural. Özellikle hücum oyuncularının işte o geçmiş yıllarda kolay faal aldığı e, tuhaf şut pozisyonlarına girip savunmacının üzerine doğru yatarak altına girerek işte uzatarak vesaire aldığı faaller yeni kuralda artık ortadan kalktı. Eğer siz savunmadan faal almak için normal şut pozisyonunuzu bozuyorsanız hakem sizi iplemiyor. Faali çalmıyor hatta duruma göre hücum faali bile çalabiliyor. Peki bu yaklaşık 8-9 bazı takımlar için 10 maçta en çok etkilenen kim oldu? Bununla ilgili birkaç istatistik düşmüştü internete. Ben de 5 oyuncuyu seçip faal alma sayılarına ve üçlük yüzlerine baktım. Mesela bunlar içerisinde Curry 6.3 faal alıyormuş maç başına deniyormuş daha doğrusu. 4.8'e düşmüş. Üçlük yüzdesi de 42'den 37.5'a düşmüş. Tabii Curry'nin kariyerinde sakat olduğu sezon dışında yani 2019-2020 sezonu dışında ilk kez %40'ın altına düşüyor. Bradley Beal 7.7'den 4.4'e düşmüş faal denemesinde. 3.3 daha da dramatik bir düşüş. Üçlük yüzdesi de 35'ten 23'e onun da kariyerin en düşük yüzdesi. Lillard 7.2 faalden 3.6 faal denemesine düşmüş. Bu onun için daha da dramatik bir düşüş. Yüzde 50 bir düşüş var burada. Üçlük yüzdesi de 39'dan 21.7'ye düşmüş durumda. Onun da tüm kariyerindeki en düşük yüzde. Troyan 8.7 faalden 5.6'ya düşmüş durumda. Onun da üçlük yüzdesi de 34'ten 25.5'a indi. Ama onda ilginç bir gelişme var. İki sayı yüzdesi, pardon daha pardon, iki sayı denemesi 11.3'ten 14.4'e çıkmış. Yani biraz böyle üçlükte güvenini kaybettikçe iki sayılara yaklaşmış gibi duruyor. Trae Young. Işte de benzer bir durum var. 7.1 denemeden 5.3'e düşmüş. Üçlük yüzdesi de 35'ten 25.4'e düşmüş durumda. Faal yüzdesi de şu an %69. Yani kariyerinde belki de en büyük sıkıntısı hala bu faal yüzdesi. Tabii şimdi bu oyunculara faal alamıyorsunuz. Tukaka demek çok kolay değil. Bu bir parçası. Bir alışkanlık geçişi var. Harden da bunu özellikle çok yaşıyor. Yani Harden şu an ekstra formsuz olduğu için onun istatistiklerine ekstra girmedim. Tabi takım farklı, yapı farklı. Onu çok detaylı istatistiklerine bakarak değerlendirmek istemiyorum. Ama bu oyuncular eğer form tutmaya başladıkları zaman da bu sorunu yaşamaya devam ederlerse... ...o zaman bu ciddi bir sorun haline gelecek. Daha böyle onlar için kalıcı bir sorun haline gelecek daha doğrusu. Bakalım takipteyim. Oyuncuların dönem dönem bu tarz kural değişikliklerine adaptasyonu... Tabi seyir zevki için iyi oluyor, ee, eğlenceli anlar ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da oyuncuları bence rekabete itiyor. Yani biraz daha onları konfor alanlarından çıkartıyor. Bu da çok önemli. Bakalım göreceğiz nasıl devam edecekler e, bu duruma. Tekrar değineceğim sezon ilerleyen kısımlarında. Ve tabii ki gündemde Ben Simmons var asla inmiyor. Ben Simmons e, hala sıkıntılı, hala sorunlu, hala dertli. Vay işte köyde arsamız vardı dedemden kalan orada 27 tane varis var onları satamıyoruz satabilsek borçlarımı kapatacağım ağabey falan diye böyle otobüste yanındaki dayısına dert yanan amca gibi devamlı sorun devamlı dert devamlı tasa. Ben şimdi Türkiye'de olsa ne yapacaktı acaba bir de kurdu ekonomiydi siyaset derken herhalde iyice çıldırarak çıldıracaktı. Neyse Ben Simmons git çıkmıyor. Çıkmıyor. Oynamıyor abi. Çıkmıyor. Maçlara yok. Yani Devin en son ona e, ya gel işte bizim takımın psikologları da bir görüş. onlarda görüşmeni istiyoruz. Hani e, sana burada işte terapistler de danışmanlar da ayarladık. Bunlara da çözebilirsin demesine rağmen bunu hiç iplememiş ve yok yok iyiyiz bakacağız hayırlısı deyip cevap bile vermediği durumlar olmuş. Tabi bundan önce aslında komple takasa yönelecekti. Sezon başında bunu konuştuk ama Murray işte onu bedavaya vermek istemedi. Bir noktada ne olduğunu anlayamadığımız bir durumda bundan bir, 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 buçuk hafta önce takım arkadaşlar onu tam ya olabilir Ben Simmons bizi üzdü ama yani olabilir onda sıkıntı olabilir dinliyoruz seviyoruz toparlayıp dönecektir tarzı bir dönüşe geçtiler. Tahminim o noktada ya Ben Simmons biz oynatmak zorundayız ondan kurtulmak için gibi <laughs> bir duruma gelindi. Ya da belki pozitif de olabilir bilmiyorum şu an varsayımlarla konuşuyoruz ama bir noktada döndü. ha O zaman herkes dedi ki ya herhalde tamam yani en kötü toparlayacak çalışacak biraz daha kendini gösterecek sezon içinde bir takasa konu olabilir. Yok yine olmadı yani yine vazgeçti yine olmuyor. Şu anda da oynamadığı her maç için 360 bin dolar maç cezası kesiyorlar. Bakalım Ben Simmons bu cezaları yemeye devam edecek mi yoksa e, bir noktada tam ben oynayacağım deyip artık kafasını toplayıp oynayacak mı? Ya yani Bir yandan da ayıp yani e, geçen sezon hatırlarsınız birçok oyuncunun aslında NBA içerisinde nasıl e, sıkıntılar yaşadığını, anksiyete yaşadığıyla ilgili konuşmuştuk, haberler çıkmıştı. Yani DeRozan'la Kevin Law mesela açığa çıkanlar, kendilerine ne kadar ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını buna rağmen sahaya çıktıklarını hatta zorlandıklarını anlatmışlardı. Ben Simmons paşamda yatıyor. Ee, diğer oyunculara ayıp etmeye devam ediyor. Takım arkadaşlarının da aynı şekilde. Tabii gündemin bir konusu da e, Robert Sarver. Phoenix Suns'ın sahibi. Orada da işler çok karışı. Robert Sarver'la ilgili zaten e, bir süredir, bir iki haftada The Athletic'te de haber çıkmıştı. ESPN'de de çıkmıştı. Bir dosya hazırlandı. Çok uzun süredir, yaklaşık 17 yıllık bir periyottu sanırım. Bu periyot içerisinde işte ofis içerisinde ee, ekibine, yöneticilerine, takım içindekilere vesaire çok ciddi e, toksik bir ortam oluşturdu. Onlarla diyaloglarının çok cinsiyetçi, özellikle de karısıyla ilgili çok hoş olmayan şeyleri, böyle ulu orta toplantılarda falan anlattığı takımda falan takım içinde falan anlattı N-word kullanmasıyla ilgili özellikle Skoç Ervatsyn'in açıklamaları oldu. Ee, bu konuyla ilgili hemen tepki vermiş Sarur. Demedim ben öyle demedim demem ben öyle falan diye ama sadece Watson'la ilgili başka durumlarda da bu N-word'ü kullandığı söyleniyor. Tabi bu da davanın bir konusu olacak. Daha da kötü şeyler var ortaya çıkan. Şöyle bir şey yapmaya çalışmış. O dönemin yöneticilerinin söylediği oyuncuları Phoenix bölgesindeki işte stripperlarla beraber olmaya zorlayıp onlardan çocuk yaptırıp Ondan sonra bu oyuncuların o bölgeye bağlılığının artmasının sağlanabileceğini söylemiş ve buna itiraz etmişler. Falan böyle. Çok çirkin. Yani yani bundan daha tuhaf, toksik e, tabii 90'lar NBA'inde de çok kötü şeyler yaşanıyordu. E, ya da işte Clippers'ın sahibi Sterling dönemi direkt e, kayıtlar çıkmıştı. Burada kayıt yok bu arada. Onu da söylemek lazım. Ama gerçekten bayağı kötü ve toksik bir ortam olduğu belli. Tabii şimdi bir dava süreci olacak. NBA dosyasını hazırlamış. Bu dava sürecinin sonunda ne olacak bilmiyorum ama böyle bir kişinin NBA'de kalması ki front office toksikliği aslında sadece Phoenix'in de sorunu değil. Biz dönem önce Dallas da bunu yaşadı. Hatta yakın dönemde de yaşadı. Ama bir şekilde üstü kapatıldı. Artık bu tarz takım sahiplerinin barınmasına NBA zorlaştırmaya devam eder umarım serverda bir noktada takımını satmak zorunda kalıp kurt çıkar ve kurtuluruz. Aynı zamanda Portland GM'in e, Port Portland GM'in Nail All e de bir sorun çıktı. Onda da e, yani şirket içinde uygunsuz davranışlar toksik ortama e, yer açabilecek e, davranışlar tespit edildiği söylendi ama bununla ilgili ciddi e, kanıtlı bir açıklama gelmedi. Sadece takım e, bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunulduğunu ve takım tarafında e, ekip içerisinde soruşturmayı başlattığı söylendi. Onu da takip edeceğim bakalım hani hem server konusu hem e, Portland GM olışı konusunu e, gelecekti muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz. Takımlara geçmeden önce 75. yıl formaları da gözüktü. State Edition formaları Nike'ın her sene hazırladığı e, biraz daha böyle retro tabanlı oldu ki 75. yılla beraber daha da retro formalar, daha da retro falan diye böyle çıkmaya başladı. Yine benim için de çok sevdiğim formalar var. Önce ekranda vereyim siz de sevdiğiniz formaları mutlaka yorumlara yazın. Özellikle beğendiğim forma arasında Atlanta'nın o klasik 90'larda da giydiği o kartal logolu forması çok güzel duruyor. Sarı renkle beraber o daha böyle ateş alev kırmızısına yakın kırmızı çok güzel olmuş. Houston'ın yine keza retro forması o çizgili forma çok güzel duruyor ki ona da 90'lardan alışkanlığım var. Olduğu için belki de hani nostaljik olarak da seviyorum bunları. Chicago'nun yine 80'ler temalı o daha böyle yatay e, el yazısı e, logolu Chicago forması netsin yine koyu lacivert retro forması Miami'nin yine e, önceki yıllarda vice stiliyle ile başlayan vicelarla başlayan e, farklı stil o daha böyle Miami'nin o vice temasını koruyan e, formalarından sonra bu sene biraz daha farklı daha koyu renk üzerine farklı bir fontla e, uyguladıkları yine değişik bir forma olmuş ki ben yine çok beğendim. Cavaliers'ın formasına da çok bayılmadım ama onda da şöyle bir detay olmuş. Onu da ekleyeyim. 4-3 kazandıkları, 3-1'den 4-3 kazandıkları Golden State serisine bir gönderme olarak o serinin maçlarının böyle nokta nokta kazandık, kaz kaybettik, kazandık, 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 şampiyon olduk şeklinde nokta nokta formanın üzerine işlemişler. İlginç. Böyle böyle artık herhalde yıldız usulü falan gelecek. Türkiye'deki gibi, Avrupa'daki gibi böyle şampiyonluklar, işte 5 şampiyonluk bir yıldız falan. Cleavis, Cleveland Cavaliers herhalde ona doğru e, gidiyor. Evet beğendiğim formalar böyle. Diğerleri için hani çok inanılmaz e, coştuğum bir forma olmadı ama bunların yanında ben Nike'ın e, geçen seneki büyük hayal kırıklığını yaratmayıp umarım bu sene yan ürünleri biraz daha iyi çıkartabilir. E, Tişörtleri işte e, hudileri ceketleri falan geçen sene bu konuda biraz zayıf kalmıştı. Umarım daha iyi tişörtler, sweatshirtler, hudiler ceketler görürüz bu sene nayktan diyorum. Evet takımlara geçelim. Takımlar hakkında aslında sezon başında çok detaylı konuşmak e, pek hoşuma gitmiyor. Çünkü sezon başı toz duman bir dönem. E, çok hızlı girip sonra düşenler, çok yavaş girip sonra yükselenler, e, sakat girip toparlayacaklar, sonradan sakatlanacaklar. Sezon başı rotasyonların oturmaması, farklı rotasyonlara gidilme ihtimali vesaire vesaire derken zaten e, birçok takım değişikliğe uğruyor. O yüzden sezon başında hani takım taraftarları olarak size tavsiyem yani çok heyecanlanmayın. Biraz daha sakin olun. Ne çok coşun ne çok üzülün. Her şey değişebilir. Ee, ki Miami bile geçen sezonun etkisiyle yani geçen sezon bir önceki sezonun etkisiyle çok kötü bir hale gelmişti. Sezon içinde sonra toparlamıştı ama playofflar tabii ki olmadı. Ee, başka kötü giren takımlar çok iyi toparladı. İyi girenler playoff'ta istediklerine erişemediler. Sakatlıklar oldu vesaire vesaire derken işler çok değişiyor. O yüzden sakin olun, rahat olun. Ne çok üzülün ne çok sevinin diyorum tekrar. Bugün üç takıma hızlıca değineceğim ben de. kim Çok deli analizler peşinde değilim sezon başı olduğu için. O yüzden diyeceklerimi biraz daha böyle başlangıç referansı takımlar ne durumda nereye gidebilir şeklinde alabilirsiniz deyip Miami'ye geçiyorum. Miami aslında geçmiş sezondan sonra bu sezon çok daha dinlenmiş, çok daha güçlü, çok daha sert duruyor. Tabi bu sertliğin geldiğin e, geldiği kaynak biraz da Tucker, Morris, Kyle Lowry gibi oyunculara eklemeleri oldu. Bu oyuncular özellikle Jim Butler'ın geçen sene aradığı o daha esnek yapıyı ve daha sert yapıyı getirdi. Jim Butler da çok rahatladı. Artık hani topu ben kontrol etmeliyim aman abi kontrolden çıkıyoruz yarı saha geldik ben skor mu üreteceğim top mu yönlendireceğim bunların hepsini ya da oyuna mı karar vereceğim bunların hepsini bir arada artık yürütecek enerjisi yoktu yapabilirdi ama enerjisi yoktu çok yorgundu bu sene Lowry. bu işi tamamen üzerine almış durumda hani yarı sahada oyunu yönlendirmenin dışında tam sahada gazı çok iyi açıyor Jimmy Butler'a çok fazla alan yaratıyor Ve Jimmy Butler'ın özellikle de topla ...fazla yorulmak yerine topsuz oyunlarını devreye sokmasını... ...piken rollerde devrilen oyuncu olarak kullanmasını ki... ...hani hızlı e, actionlarda çok iyi e, kullanıyor Kyle Lowry. Bu BAM Adebayo da yaramış. bemi de dışarı çektiğinde... ne Butler'ın oradaki e, opsiyonlarını değerlendirebiliyorlar. Jim Butler kanatta topu aldığında çok daha e, rahat... ve vesaire oynayabiliyor... Drive and Kick'lerini çalıştırabiliyor, keza Kyle de öyle. Herkes bir rahatlamış durumda. Lowry çok ciddi etki yarattı. Umarım sakatlanmaz. Ee, Takır zaten e, benim çok beğendiğim bir savunma oyuncusu ki Milvaki Box'a da biraz bilenmiş duruyordu. İşte, e, beni sallamadılar'a getirdi ki bence buradan anladığım Milvaki Baksa geçerken ona belli sözler verilmiş. Ama sonra tutulmamış gibi anladım. E, ki orada ilk beş konusunda da bazı sorunlar yaşıyordu. Miami'de bu sorunları kalmadı. Top dediğim gibi yani orada bütün oyuncular çok daha rahatlamış durumda. Çok iyi dinlenmiş durumda. Sezon iyi geçecekler gibi duruyor bir aksilik olmazsa. Tek sorunları şu anda oyunu hızlandıramadıkları zaman. Lowry gazın altını açamadığı zaman yani ocağın altını açamadığında ki aynı sorun Toronto'da da oluyordu. Biraz o bağımlılık yarı sahayı bozabiliyor. Yarı sahada zorlanmalar başlıyor ufak ufak. Onu da çözmek zorundalar. İşte Tyler Hero gibi kenardan gelen e, çembere gidebilecek bir oyuncu daha var ama Lowry ve Hero dışında da başka kimse yani Butler dışında da diyeyim hani Butler da hani zorlanabiliyor yer yer. Şimdi net bir oyuncuları yok. O yüzden burada yarı saha çok daha hareketli kalabilecek e, opsiyonları yaratmaları gerekecek. Ya da birebir performansların e, biri düştüğünde birinin gelmesi, diğeri düştüğünde diğerinin toparlaması gerekecek. Burada işte Bema Debayo'nun biraz daha şutuna e, güvenmesi ve denemesi gerekiyor. Hala orada bir zayıflığı var. E, Robinson e, hala savunmada büyük açık veriyor. Hücumda çok daha düşük performanslara çok hızlı kayabiliyor. O yüzden Miami'itin ben böyle bir noktada rotasyonunda belki bir iki değişiklik olabilir gibi düşünüyorum ya da belki sezon içinde bir iki hamle daha deneyebilirler ama sezona iyi girdiler. Bu programın diğer takımı da Boston Celtics. Celtics taraftarları özellikle yaptığım canlı yayınlarda çok gerginler. Bir onları da rahatlatmak istiyorum ki Miami maçını kazanıp üzerine sonra yine kaybettiler ama gerilmeyin, heyecanlanmayın, rahat olun. Udoka tabi çok belli alışkanlıkları olan bir takım aldı. Brad Evans'ın yarattığı çok net alışkanlıkları olan bir takım aldı. Savunma konusunda geçen sene çok iyi performans vermeyen bir takım aldı. O yüzden belli şeyleri değiştirmesi, oturtması hala rotasyon denemeleri yapıyor. Çok kolay olmayacak. Ama Boston'da biraz daha tabii bireysel konuların hala çözülmediği e, gözüküyor. Yani en azından benim bir koç gözüyle baktığımda sahaya bazı oyuncuların sahadaki duruşu, hareketleri, iletişimi, koordinasyonu birbirleriyle kötü gözüküyor. E, Smart zaten kaybettikleri hangi maçta hatırlamadım şu an ama o bir maçtan sonra işte Tatum ve Jalen Brown pas vermiyor gibi bir açıklama yapmıştı. Ben de o maçı izledim bu arada. Sanırım bu maçı olması lazım. O maçı izledim. E, aksine drive and kicklerde daha çok pas oyuncu Smart. Yani biraz böyle oyuncuların e, sağ için ne oluyor, ne bitiyor, biz ne yapıyoruz çok algılayabildiklerini zannetmiyorum. Zaten düştükleri en büyük hata da bu oluyor genelde. Udoka da bunu çözmeye çalışıyor. Ee, tabi burada tek sorun Smart da değil. Smart bu ikiliyle belli ki hala kafa olarak uyuşamıyor. Uyuşamadıkça takım içinde sorunlar başlıyor. Burada Tatum e, kötü bir performansa gidiyor. Yani şu an performans olarak, form olarak düşük. E bu düşüklüğüyle beraber bir panik haline giriyor. Daha fazla top kullanmaya çalışıyor. Dura ben çözeceğim demeye çalışıyor sırayla oynamaya başlıyorlar ve o zaman daha fazla hata yapıyor, top kayıpları geliyor vesaire ki kazandıkları mayın maçın ilk 3 periyodunu bu panikle oynarken son periyotta dinlenip geri geldi ve çok daha sakin, çok daha topu ıı, dolaştırarak, çok daha ıı, doğru pozisyon alarak oynadığında da bulduğu 10 on senin 10'unun tamamını son çeyrekte bulup maçı kazandılar. Şimdi bu iyi bir işaret ama dediğim gibi bu bireysel uyum sorunu ki Jalen Brown'da da var ki Brown da hiç e, oyunu yönlendirme kafasına girmiyor daha çok topu kullanma kafasındalar ya bunu çözemiyorlar. yani şu an oyunu yönlendirme bir takımın parça, takımın tamamının parçası mı yoksa bu taşın altına Tatum mı elini sokacak Smart mı sokmak istiyor beraber mi yapacaklar nasıl olacak Horford mu burada devreye Horford da e, kağıt üstü performansı iyi gözükse de yer yer eskisi kadar iyi pas atamıyor yer yer e, Piken Royce savunmasında ciddi hatalar yapıyor savunmayı hep sallandırıyor bunların hepsinin çözülmesi lazım e, şimdi burada benim sorun şu aslında hani bu sorunun cevabını tabii ki alamayacağım ama yani Tatum'a ya da diğer oyunculara bu rol veriliyor da yapamıyorlar mı yoksa bu rolü almak istemiyorlar mı yani Tatum'un hesabına karar vermesi lazım ve bunu diğer oyuncuların da kabul etmesi lazım ama pek kabulleniyor gibi de durmuyorlar yani bir noktada bence şu anda Yasım e, ya Smart'ın bu takımdan çıkması gerekiyor. Yani kötü oynadığı için eğer yani bu uyumsuzluğa devam edecekse ya da bu uyuma artık adapte olması gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz. E, Schröder kenardan gelmeye başladı. Schroeder kenardan gelip fena katkı vermiyor. Çemberde en net giden oyuncuları. Tabii yarı sahada diğer bir sorun da o. Yani Schroeder de kenara geldi ki genelde bitiren beşlere Schroeder'i e eklemeye çalışıyor. Şurada da kenara geldi. Çembere gitmek de çok zorlaşıyor. Yani burada smart zaten net bir opsiyon değil. Caelan e Brown'la Tatum akalıyor bir iş. E onlar da biraz tembelleştiği anda işler bozuluyor. O yüzden e, muhtemelen Udoka'nın kafasında bunlar var. Nasıl çözeceğiz? Yani bu, bu konuyu nasıl e, paketleyeceğiz? Ona bakmaya çalışıyor. Ki yani genel olarak baktığımızda bu pas konusu smart ortaya attığında 292 pas, 24.1 asist 3.1 secondary assist e, ortalamaları var Boston'ın ve genel olarak ligin ortalamalarında var. Yani 10-15 sırası arasında gidiyorlar bu istatistiklerle. E, çok, ne çok iyiler ne çok kötüler. Çok vasat bir görüntü çiziyorlar o yüzden de. E, bu pas dolaşımı konusunu zaten bir oyuncuya yüklemek yerine takımın komple kendi içinde çözmesi gerekiyor. Yoksa iyi savunma yapıp zaten oyunu hızlandırıp yarı sahada çok tıkanmazlarsa birçok takım gibi işleri çözebiliyorlar. Son olarak da burada özellikle Miami maçına farklı e, rotasyonlar denedi demiştim Udoka. Mesela Schroeder, Tatum, e, Robert Williams üçlüsünü alıp yanına işte Langford, Nate Smith gibi daha asker oyuncuları ekliyor. Ya da işte Tatum'u kenarında Brown, Smart, Schroeder, Horford alıp Langford'u tutup savunmanın yine altını açmaya çalışıyor. Brown, Smart ve özellikle Langford'la. Phil ve Horford burada hala savunma açıkları veriyorlar. Özellikle pick and savunmasında ikisi de çok sıkıntılılar. Bunları deniyor. Ee, Tabi bir sorun da uzun sorun. Onu da en son olarak eklemek istiyorum bahsettiğinde. Tabii Horford şu an sezonu fena idare etmiyor. Özellikle hücumda. Savunmada blok olarak şu an iyi değerli gözükse sanırım 3 ortalama en son. Daha ciddi rakiplere karşı bu ortalamayı korur, koruyabilecek mi çok emin değilim. Koruyabilirse çok iyi ama çok zannetmiyorum. Playoff'lar geldiğinde daha da yorulabilir. O yüzden onu çok daha dikkatli efektif kullanmaları gerekecek. Çünkü Robert Williams cidden çok ham. Ee, sahada istatistik olarak iyi gözükse de hala ciddi hatalar yapmaya devam ediyor. Son takımda Lakers. Yani Lakers'la ilgili cidden çok uzun konuşmayacağım. Yani o kadar net ki her şey. Ama Lakers'ı takipteyim. Lakers'la ilgili bir video gelecek. Bir analiz videosu gelecek. Kısa bir video olacak. Bir tane de onu da ekleyeyim. Alperen Şengün'le ilgili gelecek. Onu da hazırlıyorum. ...pozisyonlarını hazırlıyorum daha doğrusu. İkisi de yakın bir sürede gelecekler. Lakers'la ilgili diyeceğim en net konu... ...zaten Westbrook. Yani Westbrook'un artık... ...durumu ortada. Ne yapabileceği ortada. Özellikle son maçta da Portland'a karşı... ...LeBron yoktu. Davis hastalığından dolayı... ...maçı yarım bıraktı. Berbat bir maç çıkardı yani. hani Sezon başında şunu demiştim. 3-4 sene önce olsa belki normal sezonu... ...sürükleyebilirdi ya da 5 sene önce olsa... Ama şu anki hale değil yani o kadar e, kötü durumda ki ve bu formsuzluğu onu iyice panik haline sokmuş durumda. Daha da fazla böyle kar tanesi gibi hata yapmaya başlıyor maç içinde. Top kayıpları artıyor, kötü pasları artıyor, her şey çok kötü olmaya başlıyor. Ve yarı sahaya geldiğinde hani açık sahada bir şekilde oynadı diyelim yarı sahaya geldiğinde zaten artık Houston'ından e, ...Chicago'suna ya da Houston'dan Golden State'ine kadar... ...en zayıftan en üstüne kadar... ...bütün takım zaten onu e, riske ediyor. Kimsenin umurunda değil... ...Westbrook'un sağda olup olmaması ve... ...direkt takımlar eğer o dışarıdaysa... ...köşeye atılmışsa... ...çok rahat savunma yapmaya başlıyor... ...ve bu kimin işini zorlaştırır Yine bundan da bahsetmiştim. Özellikle Davis'in işini zorlaştırıyor. Çok rahat yardım geliyor ona. Çok rahat sıkıştırma geliyor. E, LeBron James sağdayken... ...özellikle Westbrook'la sağdayken... Topu Westbrook'a bıraktığında oyunu yönlendirmesi için LeBron kenarda duruyor, bekliyor. Yani sizin LeBron'u kenarda tutup bekletme lüksünüz yok. Tamam koşturmayın. Tamam her pozisyona drive edemez artık. Tamam her pozisyona gidip çembere vuramaz ama topun ona değmesi lazım. Yani LeBron James'in topu alıp oyunu okuyup top elindeyken oyuncuların ona göre reaksiyon vermesini sağlar. Çünkü Westbrook'un böyle bir reaksiyon yaratma ihtimali de yok. En azından LeBron James'in top elinde olduğunda diğer oyuncular evet, bir tepki vermeliyim, hareket etmeliyim mi arıyorlardı. Böyle bir lüks yok. Yani o yüzden Lakers e, stafı şeyi çözemiyor şu anda. Yani nasıl rotasyon yaratacağız? Westbrook'u daha fazla kenarda mı tutalım, tutmayalım mı? Kimle şut atacağız? Tamam Carmelo şimdilik çözüm oluyor. %52 ile üçlük atıyor. Ama e, hadi LeBron birkaç maçta çok iyi performans vardı ama playoff'a kadar bunu sürdürebilecek mi belli değil. Zaten ara ara dinleniyor. Böyle sakatlıkları oluyor minik minik. Şu an çok e, tıkanmış durumda. Yani Westbrook'tan kurtulma ihtimalleri var mı bilmiyorum. E, ama şu an deli tıkanmış durumda. E, özellikle hani Lakers şunu denemek istediğini söylemişti. Yarı sahada biz daha hareketli olacağız. Daha topsuz oynayacağız. Özellikle Westbrook'u daha fazla topsuz kullanacağız diye. E bunu bir iki denediler olmadı yani Fogel evet bunu kafasında ben Fogel'a güveniyorum bu arada muhtemelen çok iyi planlamıştır Lebron'u bile ikna etmişti görüntüde ama Westbrook'u sen buna ne kadar yönetebileceksin <laughs> yani evet gördük birkaç kere topsuz oyunla ama bitti yani sürdürülebilir değil buna alışık değil zaten ve dediğim gibi bunu oynayamadıkça hata yaptıkça da sıkıntı başlıyor ve yarı sahada çok zorlanıyorlar yani fiziksel olarak da kötü durumda takım şu anda. Kenardan gelen oyunculardan da ciddi katkı alamıyorlar yine Carmelo dışında. Ama yani bu gidişat çok kötü de Akers için. Ee, bilmiyorum hani Monk biraz daha devreye girip ekstra şut bulabilirler mi? Başka oyuncuları devreye sokabilirler mi? Ereza geldiğinde savunmaya ekstra bir katkı gelir mi? Ki savunmanın altını açabiliyorlar. Ee, şu an hani küçük bir işaret ama hala o ilk Bubble sezonundaki ve ondan öncesindeki o sezonun başındaki savunma performansının yakınında bile değiller. Yani çok daha baskılı, top kaybına zorlayan, hızlı hücumları açan ama evet, oyunu hızlandırıyorlar. O güzel. Yani ama genelde sayı yiyip başlayarak hızlandırıyorlar. Hızlı oynama alışkanlıklarını oturtuyorlar. Bu bence tek iyi işaret. Ha şu olabilir. Russell Westbrook'u biraz daha o kötü orta mesafeleri ve üçlükten uzaklaştırıp çembere yakın konumlandırmaya başlarlar. Savunmayı da onu böyle idare edip ya da savunmada onu rotasyon dışına itip daha iyi bir rot rotasyona belki rondoyu oraya sokarak savunmayı arttırabilirlerse daha iyi hale gelebilir. Ama şu anki Lakers bu durumunda ki da bu performans parlamel diyorum... Carmelo'da bu performansı ne kadar sürebilecek belirsizken playofflar şu an Lakers için çok karanlık duruyor. Daha sezonun başından. Ama dediğim gibi ne olursa olsun bu kadar konuşsam da sezon başıdır. Değişiklikler olabilir, takaslar olabilir, eklentiler olabilir. Göreceğiz. Evet bugün gündem yerimiz bu kadar. Takipte kalın. Dediğim gibi 75. yıl takımından sevdiğiniz 5 çıkarmanızı istiyorum. Hangi formaları beğendiğinizi bir yazın. Hafta değil ama bir sonraki hafta gelecek gündem videosunda hangi takımları konuşalım. Varsa fikirleriniz, istekleriniz onları da yazabilirsiniz. Çana tıklayın takipte kalın. Bu aralardaki canlı yayınlar Twitch'te değil YouTube'da. Takiplerinizi ve desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bay bay.